Peki kim hazırlıyor çocukları bu çalışmalara? Sınıf öğretmenleri. Sınıf yani İngilizce Yani İngiliz öğretmenleri. İngilizce, İngilizce öğretmenleri. Mesela 23 sene beden eğitimi öğretmenleri. Hı -hı. Yani bugün dediğim gibi okulumuzda zaten 131 öğretmen vardır. Bizim şu anda mesela 7 tane beden eğitimi öğretmenimiz vardır ve gerçekten çok çok meraklı öğretmenler. Spor etkinlikleri onlar hazırlıyor. İşte Hı -hı. İngilizce 27 tane İngilizce öğretmeni vardır onlar hazırlıyor. Yani bütün etkinlik o şekilde bir görev bölümü yapılıyor. Evet. Ee, peki bir Veli olarak ben sorayım size. Ee, neden ben e, çocuğumu yakın doğu ilkokuluna e, göndereyim? Sizin e, farkınız neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yakın doğu'nun farkını ben her zaman şunu söylerim. Bazen bize kayıda gelenler sorarlar. Derler ki e, okulumuz nasıldır? Bakın derim. Şimdi ben okul müdürü. Bana sorarsanız evet. öyledir ama öyle de olsa ben dediğim zaman e, okul müdürü okulunu övecek. Yani okulunu övecek. En <laughs> iyi ölçülerin velilerdir. Velileri evet. soracaksınız. Bizde çocuğu evet. olanlar. Bir evet. kere ee, yakın doğuda altyapı yatırımı olarak hiçbir özveriden kaçınılmadı. Hı hı. Her şeyle yani mükemmel gelip zaten gezenler e, yani bu kadarını tahmin edemezdik diyorlar. Yani o kadar güzel bir altyapı yatırım vardır. Hı, hı Ekip olarak dediğimiz gibi öğretmen katrosu özenle seçiliyor ve e, seçerken hiçbir fedakarlıktan da kaçınılmıyor. Tam gün olması birçok etkinliğin olması... Ve en önemlisi disiplinin olması. Yani bir disiplin içerisinde gidiyor bunlar. Hı, disiplin de çok önemli Disiplin çok önemli Disiplin olmadığı yerde verim alamazsınız zaten Yani bu yalnız okul için değil Hayatın her yönün, yönüyle baktığınızda Disiplin olmadığı yerde verim yoktur Bir de e, yakın doğuda e, şu da var hocam e, Dediğiniz gibi 3 yaşında çocuk okula giriyor Sonra ilkokul, ortaokul, lise yani kolej ve üniversiteyi de görüyor Evet e, Okula da ilgisi artıyor aslında Okumaya da hevesleniyor belki bir anlamda Çünkü abilerin ablalarını görüyor Mutlaka bir katkı sağlıyordur öğrenci Şimdi, değil mi? Bir kampüs içinde e, eğitim oluyor çünkü. Mutlaka mutlaka ve dediğim gibi yani işte o katronun, o sevecen yaklaşımı çocuklara okula o kadar iyi alıştırıyor ki çocuklar okula severek geliyorlar. Mesela ben öğretmenlerime ders yıl başında ilk söylediğim sözlerin birisiydi. Önce kendinizi çocuklara sevdireceksiniz. Hı -hı. Çocuk okula severek gelmelidir ki başarı elde edesiniz diye yola çıkıyoruz. Çocuklar gerçekten o kadar bir severek isteyerek gelirler ki... Tatil olduğu zaman evde isteyen varmış varmış. Yani <laughs> niye bugün okul yoktur diye okul isteyen e çocuklar oluyor. Bu da hı. güzel bir şeydir. Evet. Ee, okul tam gün eğitim veriyor. 9'dan 3'e evet. kadar. 4'e kadar. 4'e kadar. kadar. Ee, yıllık bu senenin ücretleri nelerdir hocam? Şimdi bu yılın ücretleri e, ulaşım, hı hı. E, yeme içme, kılık kıyafet, kitap kırtı her şey içinde. 2100 lirayla normal bir öğrencinin. Hı hı. Bu 8 e, taksit olur. Peşin olduğu zaman peşin indirimi vardır. Ve yine biraz önce bahsettiğim gibi işte kardeş varsa kardeş indirimi vardır. Ha. Başka bir takım indirimler de vardır. Çeşitli bursları da var. Var. evet. Aslında çok da makul. Evet. 8 evet. taksit de yapılıyor. İyi bir eğitim. Vallahi gayet e, şöyle söyleyeyim. Tabii şimdi patron duymasın ama hı hı. E, eğer üniversiteden süpansiye edilmese bu toplanan para ancak öğretmen maaşlarını öder. Yani e, bugün gerçekten bu kalitede bir eğitim, böyle bir yatırım bu parayla yürümez. Evet. Ama... Ee, sağ olsun patron bir şey vardır. Ben fakirin de şey okumasını istiyorum diyor. Hı hı. Onun için e, ücretleri yükseltme yönü gitmiyor. Hep aynı kalıyor değil mi ücretleriniz? Hayır, şöyle her aynı kalıyor değil de. Arttığı zamanlar ki her zaman artmaz da arttığı Hı. zaman çok cüzi. Yani mesela bakarsın birkaç yılda bir işte bir yüz istenir bir artış olur Ama ki. Ama e, yani içinde tüm kalemlerin olması da ilginç. Yani güzel bir şey. Kıyafeti, ders kitapları, ders kitapları çünkü yurt dışından da geliyor. Tabii, bazıları tabii, değil tabii. mi hocam pahalı kitaplar. Tabii e, mutlaka mutlaka. Yani mesela bugün İngilizce kitaplar çok Hı. pahalı. Yani çok pahalıdır. Ve tabii şunu da söylemekte fayda var. Servisi, ben... E, tabii yemesi, tabii. Yiyeceği, tabii. Yiyeceği, evet. Ve bir de şu vardır. Yani bizde bir çocuk başladığı zaman Hı -hı. başladığı ücret neyse onu da bitirir. Hı -hı. Yani mesela arada e, artış olsa bile onlara yansımaz. Hı -hı. Yani yeni girecek olanlar e, o yeni ücretle girmiş olurlar. Anladım. Yani baştaki fiyat neyse onu garanti ediyorsunuz Örneğin ki, mesela bizim bitirdik. bu yıl başlayan 3 yaşından başlayan bir çocuk 8 yıl bizde aynı parayla okuyacak. Hı hı. Yani hayat şartları ne istese olsun onun tıkına dokunulmaz. Hatta dokunulmaz değil. Düşüş olursa patron düşürür, çıkış olsa çıkarmaz. Hı, i̇ndirimden yararlanır. Evet, bursdan. evet, <laughs> evet. Ee, sizin için de çok güzel bir duygudur. Yani o çocuğun 3 yaşındaki halini görüyorsunuz. Büyümesine tanıklık ediyorsunuz değil mi? Mutlaka mutlaka. Yani birebir de yaşıyorsunuz onu. Ya bizim meslek öyle bir meslek ki çocukları sevmezsiniz yapamazsınız. Hı hı. Şimdi bazı anne babalar gelir der ki biz evde bir taneyle baş edemeyiz. Siz bin kusura nasıl baş edersiniz? Yani. İşte bu mesleğin de güzel tarafı orada. Yani eğer mesleği severseniz eğer çocukları severseniz. Bu iş gayet tatlıdır. Zaten sevmedikten sonra bu iş olmaz. Ne kadar iyi eğitim alırsanız alın üniversitede de değil mi hocam? Tabii tabii. İçinizde olması tabii. lazım. Olması lazım. De. Doğrudur. Doğrudur. Evet. <laughs> e, hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Çok sağ olun. <laughs> Aşağı yukarı sanırım her şeyi konuştuk. Evet. Yani arada unutulduğu bir şey var mı Öğrencilerimize Tavsiyeleriniz. Öğrenciler tavsiyemiz dediğim gibi yani öğrenciler velilerimize yani çocukları karneleri için sakın üzmesinler. Gerçi bizde öyle çok fazla üzülecek e, notlar belki yoktur ilkokulda. Çünkü e, ilkokulda not verirken biraz da çocuğun şevkini kırmama, onu üzmeme. Zaten yani ilkokulda verdiğiniz bir e, 8, bir 7 ona mesela yani yeterli olmadığını, o derste yeterli gayret sarf etmediğini bir mesajıdır. Yani kalkıp da onu çok öyle aşağılara çekmeye pek e, gerek yoktur. Bir veliler çocuklarını üzmesinler. Hı hı. açığı varsa otur, al karşılarını alıp biraz konuşsunlar. Biraz daha gayret sarf etmesi gerektiğini bir hatırlatsınlar. Görecekler ki ikinci döneme çok rahat yani iyi bir seviyeye gelecekler. Çocuklarına beklentimiz ise yazda kitap şey pardon tatilde kitap okusunlar, oynasınlar, deşarj olsunlar. Biraz ders tekrar tekrarda yapsınlar hocam. E, ders Sırf kitapla da olmaz. Şimdi ders, <laughs> tekrari, ders tekrarı, ders tekrar aslında arada bir bakabilirler ama öyle ille de işte günde şu kadar oturup da hmm. şu kadar saat çalışacaksın diye bir şey olamaz yani bu tatil döneminde. İsteseniz de olmaz zaten çocuklar uymaz ona. Hmm. Deşarj olsun geçsinler de biz yine onları toparlarız. Evet hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Yakında o ilkokulu müdürü Hasan Yükselen bugünkü konuğumuzdu. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.